Merhaba arkadaşlar, bu videoda 5x'e yeni gelen güncellemede eklenen loop yapma özelliği, yani time series bölümü artık çalışıyor. Bununla ilgili 4x'te de video çekmiştim, 5x'te de çekmek istedim. Çünkü burada küçük bir değişiklik olmuş yaparken. Şimdi iki yöntemle yapıyoruz. İsterseniz loop dosyanızı, WAV dosyanızı bilgisayarda hazırlayıp USB bellekle klavyeye atıp yapabilirsiniz. İsterseniz harici bir ses kaynağını bağlayarak yapabilirsiniz. Ben şu anda bilgisayarımı bağladım. Burada loop dosyam var. Bilgisayarın çıkışından klavyenin arka AUX girişini aldım. Buraya da line açıp kapatma tuşunu girdim. Buradan açıp kapatıyorum. Bakın, açıyorum loop'u şimdi. Buradan line'ı açıp kapatabiliyorum. Kısa bir 4 mezurluk Azeri perküsyon yaptım. Onu nasıl ritmimize atacağız, onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Loop'umuzu başa alıyoruz. Yani aynı bu loop'u WAV olarak da buradan bilgisayardan çıkarıp USB bellekle alete yükleyip aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle hadi başlayalım o zaman. Şimdi line'ımız açık. Record'a giriyoruz. Sample Edit bölümüne giriyoruz. Buradan line'ı seçiyorsunuz. Stereo kayıt yapıyorsanız buradan stereo'yu seçiyorsunuz. Bakın saniye zaten 121 saniye olmuş yine. Bu herhalde dilim sayısıyla alakalı olması gerekiyor. Çünkü kaç saniyelik loop yaparsanız yapın 128 dilime bölüyor. 128 tuş olduğu için. Herhalde onunla alakalı bir şey ki 21 saniyeyi falan geçmiyor. Şimdi loop'umuzu başa alıyoruz. Buradan record deyip bilgisayardan loop'umuzu çalıştıracağız. Burada kayıt yapacağız. Record diyoruz. Evet. 4 mezurluk bir loop. Kaydımızı bitirdik. Şimdi buradan edit bölümüne giriyoruz. Görüyorsunuz loop'umuzu, bunun başını ve sonunu keseceğiz. Öncelikle loop'a girelim. Loop döngümüzü açalım. Edit'e giriyoruz. Start, yani başlangıç noktasını belirleyeceğiz. Daha hassas kesim yapmak için burada bir mercek işareti var. Buraya basıp büyütüyoruz. Loop'umuzu da en başa yine alalım. Tamam. Şimdi bitiş noktasını ayarlayacağız. Büyütelim biraz. Tamam. Şimdi bir deneyip bakalım. Tamam, sorunsuz çalışıyor. Şimdi işlemimiz bitti buradan. Bakın başını sonuna aldık. Buradan üstteki menüyü açıp trim crop diyoruz. Yes. Baş ve sonu kesti. Orta bölge kaldı. Volümünü de biraz yükseltmek istiyorsanız, eğer genel olarak azsa, buradan normalize'ye basıyorsunuz. Bakın şimdi sinyaller yükselecek. Volümü de yükseltmiş olduk. Şimdi menüye basıyoruz. Time Series bölümüne giriyoruz. 4 mezurluktu bizim WAV dosyamız. 4 mezure çıkardığım an otomatikman temposu 131'e geldi. 131 tempoda kaydetmiştim zaten. Eğer bununla bu tutmazsa bunu elinizle manuel olarak düzeltebilirsiniz temposunu. Normalde tutması gerekiyor. En çok dilim sayısına da böyle ulaşıyorum ben, bir bir yapıp. Yaptığım zaman 70 dilim yaptı. Tamam. Tamam. Bu şekil işlemimiz bitiyor. Buradan dilim sayısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama 40 dilime düştü. Yani ne kadar çok dilim sayısı olursa o kadar daha iyi tempolarla oynama yapabilirsiniz. Çünkü dilim sayısı az olduğu zaman tempoyu düşürdüğünüz zaman parça daha çabuk bozulmaya yüz tutuyor. İşlemimiz bitti. Buradan
Save diyoruz. Ne olarak kaydetmek istiyorsunuz? Önce bir adını bir değiştirelim. Kürşat Nagara yazalım. Şimdi program dediği drumkit. Drumkit olarak mı kaydedeceksiniz? Ha pardon. Drumkit olarak mı kaydedeceksiniz yoksa sample ses loop olarak mı kaydedeceksiniz? Ben loop olarak sample bölümüne, sound bölümüne kaydedeceğim. Buradan yerimi seçiyorum. Bunda değişik şey var arkadaşlar. 4X'de direkt buradan yapıp kaydedip çıkıyordunuz. Ama burada bir de bir MIDI dosyası atıyor. Yani bu yaptığımız loop'u MIDI dosyası olarak ritmin içine atıyoruz. Onu da buradan istediğiniz USB belleğe mi, Korg diske mi, hangisine istiyorsanız MIDI dosyasını da oraya çıkartıp ritme MIDI olarak atayacağız. 4'te falan bu yoktu. Bunu 5'te yapmışlar. Kaydettik şimdi. Kaydetsin çıkalım. Ritmimizi atalım. İşlemimiz bitti bu kadar. Şimdi çıkıyoruz buradan. Ritmimizi seçiyoruz. Bunu seçelim. Ya da fark etmez. Bunu alalım. Şimdi record diyoruz. Still edit diyoruz. Variation 3'ü alacağız. Bakalım Variation 3'te. Variation 3'ün perküsyon bölümünü alacağız. Burada bir snare var. Onun üzerine alırız. Şimdi menüye basıyoruz. Import export'a giriyoruz. Bakın import groove yazan bölüme gelip select diyoruz. Bakın MIDI dosyasını buraya attı. İstediğiniz yeri seçtik. Cortex bölümünde MIDI dosyasını buraya attı. Seçiyoruz, çıkıyoruz. Nereye atacağız? Variation 3'ün perküsyonunu atacağız. OK diyoruz. Çıkıyoruz buradan. Element track bölümüne giriyoruz. Bakın geldi buraya. Direkt MIDI'den çağırdı. Gördünüz, attık. Şimdi çalıştıralım. Sorunsuz. Yani bunu sadece perküsyon olarak düşünmeyin. Çalan bir loop, klarnet, zurna olarak da yapabilirsiniz. 120 tempoda bir zurnanız var. O zurnayı da bu şekilde parçalayıp ritmin altına atabilirsiniz. Veyahut da bu şekilde ritme atıp ritimden loop'a da çevirebilirsiniz. Direkt loop pede çevirebilirsiniz. Direkt pede de atabilirsiniz. Kısa bir ekleme de yapayım. Biz az önce bilgisayardan AUX girişinden kayıt yaptık. Şöyle yapabilirsiniz. Bilgisayarda WAV dosyasını hazırlayıp yine record sample edit bölümüne girip buradan load sample deyip USB belleğimizi seçiyoruz. Bakın WAV dosyası burada, yaptığımız WAV dosyası. Bunu da seçip buradan load diyebiliriz. Bakın aynı işlemi ondan sonra yükledikten sonra aynı işlemleri buradan da yapabiliyorsunuz. Loop'u seçip başını sonunu kesip dilimlere ayırıp ritminize atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Çok amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Hepinize hayırlı olsun.